arkadaşlar. Bu uygulamada size dinamik bir kemer nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle kemeri yapabilmek için bir tane curve ihtiyacımız var. Bu curve'ı de zeminde tanımlayabiliriz. Bakın şöyle bir tane curve yapalım. Düz olsun bu. Bunu da daha sonra set one curve diyorum. Bu curve'ı bizim hareket ettirebilmemiz için segmentlere ayırmamız lazım. Bunun da yolu divide curve. Ben bu kemeri daha smooth istediğim için, daha böyle yumuşak olmasını istediğim için buradaki nokta sayısını arttıracağım ki bana daha şöyle bunu 35 yap mesela, daha yumuşak bir kemer yapabilelim. Şu an elimde bir curve yok. Şunu da kapatayım. Şuradakini de high dediğim. Şu an elimde bir curve yok. Noktalar var. Bu noktalardan bir tane polyline yapıyorum. Artık bir polyline'ımız var. Peki şimdi bir kemer yapabilmek için bunun böyle bir biçim olması lazım. Yani bunun iki tane anchor olması gerekiyor. Biri başta, biri sonda. O yüzden bunu explode ediyorum ki başlangıç ve bitiş noktalarını da bulabilirim. Ben bunu explode ettim. Şimdi yük uygulayacağımız noktalar neler? Neleri load yapacağım? O yüzden bakın burada explode'da bize gelen vertex'leri buna bağlıyorum. Kemer oluşturacağım için Z yönünde unit Z. Bunu da bunun vektörüne bağlıyorum. Slider'a bağlayalım. Şunu da 0'la mesela 3 arası olsun. Unit Z'ni de bağladım. Noktaları yükledik. Peki bu noktalardan hangileri anchor olacak? Ne demiştik? Başlangıç ve bitişler anchor olacak. O yüzden anchor komutumu alıyorum. Point grubu soruyor. Şimdi ben eğer bunu buraya bağlarsam her bir noktam benim anchor olur. O yüzden benim buradan başlangıç ve bitiş noktalarını bulmam lazım. Bunu da bulmak için list item yapıyorum. List item'da bunları bağlıyorum. Bakalım bize ne vermiş bu? Bize 31 tane nokta vermiş. Şimdi panel diyeyim. Bunu multi-line data diyorum. 0 istiyorum. Bir de 30 istiyorum. Bakın. 0 ve 30. Veya bunu 0 ve eksi 1 diye de tanımlayabilirim. 0 ve eksi 1. Yani 0'dan 1 önceki gibi. Bakın gene aynı sonuç veriyor. 0 ve eksi 1. Şimdi bu ikisi benim anchor'ım. O yüzden bunları gelip anchor'ın point'ine bağladım. Bounce solver. Birinci goal'um bunlar yukarı doğru hareket etsin, kemer oluşturur. İkinci goal'um başlangıç ve bitiş noktası curve'ün anchor point'i olsun. Bir de bu kemeri uzunluğunu parametre etmek istesek, kemer uzayıp uzayıp kısalsa mesela. Onun için de ne yapmam gerekiyor? Şu arayı biraz açayım. Bizim gene Kanguru'daki üçüncü sürekli kullandığımız length komutu var. Şimdi length'imiz bizim line'ımız ne? Line'ımız burada bakın. Explode dediğimiz şekilde segmentler. Bunu buraya bağlıyoruz. Daha sonra neyimiz var? Bu segmentlerin uzunluğunu değiştirmek istiyorum. Bakın bunun length'ini buraya bağlıyorum. Length'i de multiply çarpma komutuyla uzunluğunu bir parametreye çarpacağım. Buraya da mesela 3 diyeyim. Şöyle 0 ile 10 arası olsun. Tamam. Şöyle ayarlayayım bunu. Şimdi bu her bir segmentin uzunluğunu belli bir rakama çarpabilirim. O yüzden bununla gelip length'i de buraya bağlıyorum. Bu çalıştırmadan önce bir tane boolean toggle. Bir tane buton ekliyorum gene. Bu goal'umu da buraya ekliyorum. Kemer oluştu. Şu an biz bunu parametre etmeyi biliyoruz. Bunu uygularsak kemer kısalır. Bunu yükseltirsek kemer yukarı doğru gitme eğilimi sergiler. Anchor'ı değiştirelim. Bakalım ne oluyor. 0-15 yapalım mesela. Bakın böyle bir şey oldu. 0-15-30 yapalım mesela. Bakın böyle iki hörgüçlü bir kemer oldu. 0-30'da devam edelim. 0-1'le pardon. Biz bunu şimdi parametre edebiliyoruz. Anchor'ları değiştirebiliyoruz. Keza bunun bakın burada nokta sayısını değiştirebiliyoruz. Şu an bozuldu. Kemeri kırdık. Ama yeniden çalıştırdığımızda bu gene oluşacaktır. Şimdi iyice bir smooth bir kemer yapalım. Burada bizim aslında yaptığımız şey nokta sayısını arttırmak. Ben bunu gene baştaki durumuna getireyim. Kemer kırıldı. Böyle bir kemer. Bunu biraz uzatayım. Buna ne yapabiliriz başka?
Bunu da gene görünür hale getirmek için nurbs curve komutunu uygulayabiliriz. Pointlerden bir nurb oluştur diyor. Burada yazıyor. Construct nurbs curve from control points. Tamam. Bunu buraya ekliyoruz. Bakın bir tane böyle nurbs'ım oluştu burada. Her bir noktaya top koyabilirim. Bir tane pipe ekliyorum. Bunu bir boru için alacağım. Bakın curve'ümü curve'ne bağlıyorum. Bir tane pipe oluştu. Pipe'ı da 2 diyelim. Bunda pipe'ın yarı çapı. Çok kalın oldu şu an. Şöyle inceltelim. Bakın. Böyle artık bunu hareket ettirebiliyoruz. İnceltelim ince. Şunları uyutalım. Böyle esnek bir pipe'ımız var. Bunu iteration'ını değiştirirsek eğer bunu bir eskana getirelim. Evet, bu uygulama da bu kadar arkadaşlar.